Canım penceresinden herkese saygılar, sevgiler. Yaklaşık 100 bin liralık bir bütçeniz var ve sizin için birinci öncelik A noktasından B noktasına en ekonomik bir biçimde otomobille seyahat etmek ise Renault Sembol sizin için mantıklı olabilir. Ülkemizde yapılan bir çalışmaya göre aynı şirketin sahip olduğu 114 dizel Sembol'ün servis istatistikleri tutulmuş. Buna göre 114 Sembol'ün 6 tanesinde direksiyon kutusu bozulmuş, 25 tanesinde klima sistemiyle ilgili sorunlar bulunmuş, 34 tanesinde aks bilyaları dağılmış, 45 tanesinde alt takım sorunları oluşmuş, 70 tanesinde sürücü güneşliğinin tırnağı kırılmış ve yine 70 tanesinde 15 bin kilometreye gelmeden fren balataları değişmiş. Buna göre güneşlik tırnağının ve fren balatalarının sembollerin kronik sorunlarından olduğunu söyleyebiliriz. Benzer sorunlar birçok otomobilde olası sorunlardan olup burada sembolün avantajı bu sorunların makul fiyatlara birçok yerde giderilmesi. İkinci elde oldukça tutulan Renault semboller size ekonomikliği, geniş bagajı verebilirler. Fakat konfor, kalite, güvenlik arıyorsanız Sümbül size istediklerinizi vermeyebilir. 90-100 bin arası bütçelerde 2008 modele kadar yaşına göre temizlenilebilecek birinci nesil sembollerden alabileceğiniz gibi 2008 sonrası idare eder durumda olanlarından da bulmanız mümkün. Focus 1 yapılan yol tutuş ve güvenlik testlerinde rakiplerinin önünde olan bir otomobil. Focus'larda 1.8 litrelik dizel motorlar ile birlikte 1.4 ve 2 litrelik benzinli motorlar piyasada daha az ilgi görüyor. Yaygın olan ve tutulan motor alternatifi 1.6 litrelik benzinli motorlar. Bunların hem 8 hem de 16 subaplıları var. Bizim tavsiyemiz 100 beygirlik 16 subaplıları. Benzinli litre fiyatı 17 lira seviyelerinde olan günümüzde Focus 1'lerin şehir içi kilometre maliyeti benzinli kullanımlarda 1 lira 75 kuruş, LPG'li kullanımlarda ise 1 lira 25 kuruş seviyelerinde. Focus 1'lerde hidrolik direksiyon, klima, elektrikli ön camlar standart donanımda. ABS gibi donanımlar ise güvenlik paketi ile alınmış modellerinde ya da GIA donanım seviyelerinde bulunabiliyor. Focus 1'lerin olumsuz yönleri, en büyük kronik sorunu olan rölantide titreme ile karşılaştığınız zaman ustalar bu problemi çözene kadar akış metre, boğaz kelebeği, araç beyni, benzin pompası gibi birçok parçayı kurcalayabiliyor ve doğal olarak gereksiz yere size masraflar çıkartabiliyor. Direksiyon pompasından kaynaklı arızalar ise Focus 1'lerin olası arızalarından. Avantajlı yönlerine değinecek olursak servis bayağı, yedek parça yaygınlığı, ikinci elde gördüğü ilgi avantajlarından. Ayrıca kendine özgü bir iç dizayna sahip olması ve sedan versiyonlarında 490 litrelik bagaj hacmi dönemi için oldukça iyi. Focus'larda GIA donanım seviyesi en fazla ekipmanı sunuyor. Kaputun anahtar ile açılması Focus'un sevmediğimiz yönü. 120-130 bin liranın üzerinde fiyatlar istenen modelleri olsa da biz orta halli 2000-2001 model civarları için 90-100 bin bandında kalınması gerektiğini düşünüyoruz. 1998 yılında üretilmeye başlayan Volkswagen Bora'lar 2005 yılına kadar satılmaya devam etti. Volkswagen'in galvaniz saç kullanarak ürettiği Bora 1999 yılında ülkemizde satışa sunuldu ve 12 yıllık paslanmazlık garantisiyle gördüğü ilgiyi arttırdı. Temel olarak Golf 4 platformu üzerine inşa edilen Bora'da yaygın olan motor 1.6 litrelik benzinli motor. Bu motorun 100, 102, 105 ve 110 beygirlik 4 farklı modifikasyonu var. Bizim tavsiyemiz 16 subaplı 105 beygirlik olanı. Bu motora sahip Bora'lar test ortamında 0'dan 100'e 11.3 saniyede ulaşıp 193 km hıza ulaşabiliyor. Fabrika verisi yakıt tüketimi ise 100 km'de şehir içi 9.5 litre olarak belirtilmiş olsa da bu rakam pratikte pek 10 litrenin altına düşmüyor. LPG'li tüketimi ise 12 litreyi geçebiliyor. Boraların olumlu yönleri, dönemine göre içlik ve malzeme kalitelerinin yüksek olması, kapı içi aydınlatmalar, kararan dikiz aynası, dijital klima, 8 hoparlör, 16 inç alaşımlı jantlar, bel destekli kadife koltuklar kalite ve konfor hissiyatını arttırıyor. Ayrıca orta sert süspansiyonları ile viraj kabiliyetlerinin Golf 4'lerden bile daha başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Olumsuz yönleri ise içeriye su alma, tavan sarkmaları, rölanti dalgalanmaları, tekleme problemleri gibi sorunlarla karşılaşabiliyorsunuz. Kapı, kilit, cam krikosu sorunları da yaygın. 90-100 bin arası bütçeler ile çok temiz olmasa da orta halli bir Bora satın almak mümkün. Astra, Opel'in en çok satan modellerinden.
G-Kasa yumuşak tasarımı ile 1998 yılından 2008 yılına kadar üretilmiş, beğenilip ilgi gördüğü için kendisinden sonra üretilen H-Kasa ile birlikte 3 yıl eş zamanlı olarak satılmış bir otomobil. Opel ve Alman mühendisliğini hissettiren G-Kasa, sürüş hissiyatı, içerik ve malzeme kalitesi ve yalıtım bakımından rakiplerinin daha önünde. Astra, klasik olarak da adlandırılan modeldeki 1.7 ve 2 litrelik dizel motorlar piyasada pek tutulmuyor. Yaygın olan ve ilgi gören 1.4 ve 1.6 litrelik motorların 16 subaplı olanları. Bizim tavsiyemiz 100 beygirlik 1.6'lar. Bu motora sahip sedan G-Kasa'lar şehir içerisinde 10 litre seviyelerinde yakıt tüketip 11,5 saniyede 0'dan 100'e ulaşabiliyor. Genellikle LPG ile kullanılan motorlarda subap erimesi diğer otomobillerden daha erken olabiliyor. Ayrıca hararet yapmış olanlarında elektronik sorunlar da süre gelebiliyor. 2002 sonrası olanlarında beyin arızası 2002 öncesinden daha fazla görülüyor ve bu sorun arıza ışığının sebepsiz yanmasına ya da yakıt pompasının besleme yapmamasına neden olabiliyor. 460 litrelik bagaj ve iç hacimleri yeterli. Otomobilde bardaklık olmasa da konfor ekipmanları ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek nitelikte. Vites geçişleri genel olarak rahat olmasına rağmen geri vitese atmak için bazen önce birinci vitese atmanız gerekebiliyor. Orta sertlikteki süspansiyonları, yol tutuşu ve frenlemesi de başarılı. Yalıtımları da iyi. Bu bütçede 20 yaş ve 250 bin kilometre civarında bir Astra G bulabilirsiniz. Özellikle arkadan bakıldıklarında oldukça sportif görünseler de Fransız nazikliğini benliğinde barındıran Laguna ülkemiz yol şartlarına çok uygun değil. Ayrıca Renault standartlarının üzerinde olan donanımın getirdiği elektronik karmaşa ve yaşanan sorunlara Laguna'ya vakıf olmayan ustaların müdahalesi Laguna'ların değerini yitirmesine neden olabiliyor. Bu da ikinci elde kardeşleri Megane ve Clio'lardan daha az ilgi görmelerine ve bazen onlardan daha ucuza satılmalarına neden oluyor. Benim önceliğim ikinci el satış hızı değil. 4-5 yılda bir otomobil değiştiririm. Önemli olan bana sunduğu konfor ve rahatlık derseniz Laguna 2 sizin için mantıklı olabilir. Listemizdeki diğer araçlara nazaran servisi yaygın ve yedek parça fiyatları sınıfına göre biraz daha makul olan bir otomobil. Fakat yine de yürütme giderleri yüksek olabiliyor. Laguna 2'nin 12 farklı motor seçeneği var. 1.9 litrelik dizel motor popüler değil. 2 litre 136 beygirlik benzinli motor bizce Laguna 2'nin hakkı. Vergisel ve ekonomik sebeplerden dolayı 1.6 litre 107 ya da 112 beygirlik motoru tercih edecekseniz bunu çok fazla tavsiye etmiyoruz. Çünkü beklediğiniz kadar ekonomik değiller ve Laguna'nın kasasına göre yetersiz kalabiliyorlar. 2 litre 170 beygirlik motor performans yönünden beklentilerinizi fazlasıyla karşılayabilir. Lagunalarda privilej donanımlar daha fazla konfor sunuyor. 90-100 bin arası bütçeler ile 15-16 yaş civarında Laguna 2'lerden rahatlıkla bulabilirsiniz. İkinci el piyasalarında 80 bin liraya da Linea satın alabilirsiniz, 250 bin liraya da. Çünkü 10 yıl üretimde kalmış, çok fazla satmış olan bir otomobil. Ticari çıkmasından tamamen orijinaline birçok ilde rahatlıkla bulunabiliyor. Bu bütçelerde ise alınabilecek linealar genellikle 12 yaşından büyük, değişen boyanan parçaları olan ve 300 bin kilometreyi aşmış olanlar. YouTube'daki Linea ile ilgili en detaylı videoyu kanalımızda bulabilirsiniz. Linealardan kısaca bahsedecek olursak, ülkemiz yol ve kullanım şartları düşünülerek tasarlanmış bir otomobil. Yedek parçasının sınıfının en uygunu ve her yerde kolaylıkla bulunuyor olması, bay ve servis ağının yaygınlığı ve ikinci elde gördüğü ilgi, kolay alınıp kolay satılması, tercih edilmesini sağlayan önemli avantajları iken, içerik ve malzeme kalitelerinin yetersiz olması, sürüş dinamikleri, güvenlik, yol tutuş ve frenlerinin yeteri kadar iyi olmaması en büyük olumsuzluklarından. Amortisör takozları en çabuk yıpranan parçası. Onun dışında dönüş çapı genişliği ve hem iç hem de dış aydınlatmalarının yetersizliği de kullanıcılarının şikayetlerinden. Son 6 ayda ikinci eldeki fiyatları en fazla yükselen otomobillerden. 90-100 bin arası bütçeler de linealarda olduğu gibi Hyundai Accent Era'lar için bir başlangıç bütçesi ve bu bütçelerde satılan Era'lar çoğunlukla hasar kayıtlı ya da yıpranmış durumda olanları. Buna rağmen 100 bin civarına Admirkasa Accent almaktansa Era almak bizce daha mantıklı. Era'ların en büyük avantajı az sorun çıkartmaları ve sorun çıkarttıklarında cebinizi çok fazla yakmamaları. Ayrıca modelde kullanılan motorların ekonomik ve verimli olması, ikinci elde ilgi görmesi de önemli avantajlardan.
97 beygirlik 1.4 ve 112 beygirlik 1.6 litrelik benzinli motorların yanında 1.5 litre dizel motorlarda 3 ve 4 silindirli 90 ila 110 beygir arasında motorlar bulunuyor. 3 silindirli motorlarda biraz daha fazla gürültülü çalışma ve titreşim problemleriyle karşılaşabilirsiniz. Değişken geometrili turbo yani VGT motor 110 beygir gücünde ve piyasada oldukça ilgi görüyor. Aksentlerin geneli hafif olduğundan iyi denilebilecek bir performans sunabiliyorlar. Fakat güvenlikleri bu performans için yeterli değil. Frenleme, yol tutuş ve yalıtım gibi konularda eksikleri var. İyi bir görüş alanı ve iyi bir iç hacim sunan Era'ların 390 litre seviyelerindeki bagaj hacmi sınıfının gerisinde kalıyor. Alt orta seviyede işçilik ve malzeme kalitesinde olan Era'larda Select donanımlar sizi biraz daha memnun edecektir. ABS'nin her modelinde bulunmadığı Era'larda kronik olan direksiyon kutusundan gelen ses için bir dönem yetkili servisler ücretsiz değişim yapmışlardı. Bu bütçelerde Toyota Corolla'ların iki kasasından da satın almak mümkün. Bunlar 98-2001 yılları arasında üretilmiş olan kurbağa kasa ya da 2001 yılından sonra üretilmiş olan balina kasa. Her iki kasa da Corolla'ların çok ilgi görenlerinden değil. Çünkü kendilerinden önce üretilmiş olan efsane kasanın çıtasını aşamadılar. Ayrıca motorlarında yağ eksiltme de görülebiliyor. Bu olumsuzluklara rağmen Corolla'ların çok güçlü bir marka değerliliği ve kemikleşmiş olumlu imajı ayrıca hayranları var. Bu yüzden ilgi görmediklerini söyleyemeyiz. Hem E110 hem de E120 kasa Corolla'lar için bir ortak değerlendirme yapacak olursak, Corolla kullanıcıları genellikle otomobillerinin limitlerini zorlamayan, bakımlarını aksatmadan yaptıran kullanıcılar. Buna bir de modellerin mekanik mühendisliklerinin başarılı olması eklenince Corolla'lar ikinci elde her zaman alınabilecek otomobillerden oluyor. Alman rakipleriyle kıyasladığımızda yalıtım başta olmak üzere sürüş hissi, işçilik ve malzeme kalitesi gibi konularda bir adım geride. Bagaj büyüklükleri de Megane, Jetta gibi rakiplerinin biraz gerisinde. Bayi servis ağı, usta parça temininde sorun olmayan Corolla'ların yedek parça fiyatları ucuz değil. E110 kasanın başlangıç paketleri donanım olarak oldukça geride olsa da bu bütçelerde satılan modellerinde ABS, klima, hava yastıkları, elektrikli camlar gibi temel donanımlar bulunuyor. Accentler gibi Megane 2'ler de ikinci elde en çok fiyatı artan otomobillerden. Çünkü yürütme giderlerinin hesaplılığından dolayı orta direğin çok ilgi gösterdiği otomobiller. 5-6 ay öncesine kadar 60-70 bine bile bulunabilen Megane 2'ler şimdi 120-130 binli fiyatlara bile satılabiliyor. Yine de 90-100 binli bütçeler ile detaylı bir arama yaparak idare eder orta halli bir Megane 2 bulabilirsiniz. 1.4 litrelik benzinli motor modelde çok fazla ilgi görmezken 110 beygirlik 1.6 litrelik benzinli ve 100 beygirlik 1.5 litrelik dizel motorlar oldukça yaygın ve oldukça ilgi görüyor. Renault'un ülkemizde en fazla bayisi olması, parça usta temininde sorun olmaması ve Megane'ın ülkemiz kullanıcılarına uygun olması Megane'ı ön plana çıkartıyor. Bir otomobili tercih etmek için o otomobilin konfor, performans, güvenlik, donanım, yürütme giderleri, ikinci el değerliliği, tasarım, sorunsuzluk, bagaj hacmi, iç hacim büyüklüğü, kullanım pratikliği, ekonomik olma gibi birçok yön ön plana çıkıyor. Megane 2'ler bu yönlerin hepsinde birinciliği göğüslemese de genel ortalamada oldukça iyi bir yerde. Motorları başta olmak üzere çok sorun çıkartan bir otomobil değil. Fakat Megane 2 alırken ikinci elde genel olarak dikkat edilmesi gereken noktalara ek olarak elektronik aksamına özellikle dikkat etmenizi, mümkünse öncesindeki geçmişini öğrenmenizi tavsiye ederiz. Çünkü modelde yaşanabilecek birçok sorun basitçe ve makul fiyatlar ile çözülebilirken elektronik sorunların bazıları süre gelip sahiplerine bıktırabiliyor. Otomobil tercihinizdeki ilk önceliğiniz iç alan ve bagaj büyüklüğü değil ise bizim bu bütçelerde tavsiye edebileceğimiz otomobil 6. nesil Ford Fiesta'ların 68 beygirlik dizel motorlu modelleri. Yakıtın litre fiyatının 20 liraya dayandığı günümüzde Fiesta şehir içerisinde 1 lira 10 kuruş civarındaki kilometre başı tüketim maliyetiyle diğer otomobillere nazaran avantajlı bir otomobil. Ayrıca şehir içi kullanımda seri ve pratik. Yol tutuş B segmentinin üzerinde, üstelik çok fazla sorun çıkartmıyor. Bayi, servis, usta parça temininde de sorun yaşatmıyor. Hem güvenlik hem de konfor olarak temel donanımları barındırıyor. Ayrıca ikinci elde ilgi görüp kolaylıkla alınıp satılabiliyor. Hak edip etmediği tartışmaya açık bir konu olsa da günümüz piyasa
koşullarında 100 bin civarındaki bütçeler için birçok yönden mantıklı. Yıllık 10 bin kilometrenin altında yol yapan ve dizel motorların enjektör ve yenileme maliyeti risklerini almak istemeyenler için aynı bütçelerde 1.4 litrelik 80 beygirlik benzinli motor alternatifi de değerlendirilebilir. Otomatik şanzıman önceliği olan izleyicilerimize tavsiyemiz, modelde kullanılan robotize şanzımanlardan ziyade tam otomatik şanzıman alternatifine yönelmeleri. Tam otomatikler biraz daha fazla yakıt tüketseler de yarı otomatik şanzımanlara nazaran daha az sorun çıkartıyorlar. Bu videodan bizden bu kadar. Umarım yararlı olabilmişizdir ve umarım sizin için en uygun otomobilleri alıp güle güle kullanırsınız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.